yine Şintoizm, Taoizm, bugün Çin'de genel inancı oluşturan, yine Japonya'da genel inancı oluşturan Şintoizm batınidir. Bütün bunlarda ortak bir şey vardır, ruhculuk. Ruhculuk. Batıniliklerin de ortak noktası ruhculuktur. Onun için şamanizmde ruh çağırma vardır. Ruhu çağırırlar, kötü ruhları da kovalarlar. Şamanlar bu işe yararlar. Onun için ateşin etrafında dönerler, ateş üzerinden yaparlar çünkü ruhları ışığa benzetirler. Bu batıniliğin bir unsurudur. Bu şamanizmin bir unsurudur. Kamyona bindirilen peygamber diyeceksiniz. İşte orada da gördüğünüz şey İslam'a, Kur'an'a ait olan bir zihniyet değil. Bir unsur değil. Dolayısıyla kökenlerinin işte buralardan süzülüp geldiği inançlardır. Yani şu ağaçlara çaput bağlamanın dinle alakası neyse ışınlanmış peygamberin de dinle alakası odur. Asıl bunun yapılması cahiller tarafından yapılır. Hoş görürsünüz veya hoş görmezsiniz de Bilmem anlarsınız. Yani cahildir dersiniz. Ya bilmiyorum. Ama bu cahiller tarafından yapılmayıp din adına yapılmaya kalkıldığında yapacağı tahribat çok yüksektir. Ve sadece bu değil. Ben deniz sır dizileri hakkında birkaç makale kaleme almıştım bundan yıllar yıllar önce. Belki 10 yıl oldu, belki fazla oldu. Hala o makaleler orada duruyor. Sır dizileri e, dediğinizde fakirin ismini girdiniz mi o makaleler önünüze gelir. Dolayısıyla o zaman da bu zihniyete eleştirmiştim. Yani bu bir zihniyet. Ben şu anda bir olayı, kişiyi konuşmuyorum. Bir ilkeyi konuşuyorum. İlke de zan din olamaz, din de zan olamaz. Bir ilkeyi konuşuyor. Bunu sadece zannediyor musunuz ki şu günlerde tartışılan cemaat yapıyor? Bu ona özgü. Hayır. Hatta ötekiler ondan daha beterini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Onlar gene peygambere bu batıllığı yüklüyorlar. Yani peygamberi ışınlıyorlar. Öbürü şeyhini ışınlıyor. Anlatabiliyor muyum? Peygamberi nereye koyuyor onu bilmiyorum yani. O ötekinin peygambere verdiği payeyi bu şeyhine vermiş. Eyvallah. Peygamberi perdenin arkasına geçiriyor. Yani o haşa Peygamber Allah'ın yerine geçiyor. Peygamberlik yeri boşalıyor, münhal kalıyor. Oraya şeyhini atıyor. Şimdi Hristiyanlıktaki İsa anlayışı budur. Fark ederseniz kiliselerde, fresklerde efendim İsa'nın bir taç halesi, bir ışık içinde resmedilmesinin sebebi de budur. Çünkü Hristiyanlık özü itibariyle batınidir. Yani gnostiktir. Onun için bizzat çünkü Hristiyanlığı kuran Paulus batıni gnostik bir adamdır. Paulus'un yetiştiği, yetiştiği Tarsus o zaman gnostisizmin, batıniliğin merkeziydi. Yani hangi batıniliğin? Hermetik batıniliğin. Yani ee, Helenizmin, İskenderiye'deki Helenizmin mirası geldi önce Antakya'ya sonra Tarsus'a. Tarsus'tan çıktı onun için Paulus. Paulus batıniliği Hristiyanlık biçiminde yeniden kurguladı. Onun için de İsa'yı Tanrı ilan etti. İsa'ya peygamber olarak inanmadı. İsa'yı bu adam İsa'nın zamanında yaşadı Hazreti İsa'nın. Ama Hazreti İsa yaşarken onun düşmanıydı. Onu ona inananları sorguladı, ona inananları idama götürmek için avukatlık yapıyordu bu adam. Hz. İsa vefat ettikten sonra çölde 3 sene kayboldu, ondan sonra bana İsa göründü dedi, geldi peygamberliğini ilan etti, yeni bir din kurdu. Çok ilginçtir. Bugün Müslümanların birçoğunun zihnindeki Allah Resulü algısı Allah Resulü değil, Hazreti İsa'nın Hristiyanların zihnindeki algısıdır. Hristiyan peygamber algısını taşıdık İslam'a. Bu korkunç bir şey. İşte paralel din derken bunu kastediyorum. Yani her zaman söylediğim bir şey vardı. İki din var. Biri indirilen İslam, biri uydurulan İslam. Uydurulan İslam'ın bin bir çeşidi var. Bu o kadar korkunç bir iç boşaltma meselesidir ki düşünün Allah Resulü'nü ışınlıyorsunuz. Alfa, beta, gama, efendim anlat enfraruj, efendim yani hangi ışın çeşidiyse anlatabiliyor muyum? ışınlıyorsunuz Mor ötesi, kızıl ötesi efendim ışınlıyorsunuz. ışınladığınız bir Resulullah'ı örnek alamazsınız. İşte en büyük tehlike ve tehditte buradadır. Işınladığınız bir peygamberi önünüze koyamazsınız. Önderiniz olamaz. O artık ışınlanmıştır. Bitmiştir o. Hayatımızdan ayrılmıştır. Uçmuştur o, kaçmıştır, göçmüştür. Dolayısıyla işte peygamberi hayattan dışlamanın bir yolu da budur.